Merhabalar. Şu an bilmiyorum kiminiz bir televizyonun başında, bir bilgisayarın önünde veya da bir toplantı salonundayken belki de bu konuşmamı çok düşük bir ses tonuyla dinleyeceksiniz ve izleyeceksiniz. İlk defa ben de sanal ortamda sizlerle buluşmaktan çok keyifliyim ama neden sanal ortamda sizlerle beraberim? Kısaca biraz değinmek istiyorum. Artık günümüzün yaşam koşulları, beraberinde yaşam şeklimizi, beslenme alışkanlığımızı, gıda seçimimizi çok değiştirdi. Değiştirdi, bu değişim gerçekten gerekli ama bu değişimin bireysel anlamda bizde sağlıklı olması için neler yapmamız gerekir? Belki de bu sanal seminerlerimizde biz sizlerde bu farkındalığı ve duyarlılığı yaratmak istiyoruz. Hepiniz biliyorsunuz ki obezite dünyanın ciddi bir sağlık sorunu. Ve bu sorunla bizim ülkemizin insanı da son 5 yıldır çok ciddi düzeyde tanıştı ve bu sorun bizim ülkemizde de hem çalışma yaşamında hem büyüme gelişme çağındaki çocuklarda ve gençlerde artarak büyüyor. Biz sanal seminerlere bir şey hedefledik. Dedik ki kişiler masa başındayken herhangi bir trafik sıkıntısı yaşamadan, bir zaman sıkıntısı yaşamadan gerçekten bizleri dinleyerek çok sağlıklı beslenebilirler mi? Çok sağlıklı kilolarını koruyabilirler mi? Çok bilinçli gıda seçimi yapabilirler mi? Hedefimiz bu aslında. Bunu neden çok önemsiyoruz? Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı çok ciddi bir çalışmanın sonuçları diyor ki dünyada son yıllarda artan kanser ve obezitenin %45 nedeni tek başına yanlış ve kötü beslenme. Bizi tetikleyen görüşlerin başında geliyor bu. Bir diğeri de çok iyi biliyoruz ki sağlıklı bir iş yaşamı, verimli bir iş yaşamı, zinde bir ruh hali beraberinde bilinçli beslenmeye gerektiriyor. Çünkü bilinçli beslenme asla karın doyurmak değil. Artık beslenmenin insan genetiği üzerinde çok ciddi etkisi ve katkısının olduğunu bilim insanları önümüze soruyor. Hele hele artık öyle bir noktaya geldi ki gebe annelerin sağlıklı beslenmesi durumunda bebeklerinin genetiğini ve DNA'sının olumsuz etkilendiği, daha sonraki yaşamlarında Alzheimer, kalp damar hastalığı, şeker hastalığı gibi risklerle karşıya kaldığını söylüyor. Demek ki biz kalite sistem grubu olarak bundan sonra sizlerle zaman zaman sanal ortamda buluşmak istiyoruz. Ve her çalışmamızda da daha sağlıklı gıda seçimini en kolay yaşamınızda nasıl yapabilirsiniz? Daha kaliteli yaşamın verilerini yaşamınıza nasıl dahil edebilirsiniz? Gerçekten restoranda, markette, çevrenizdeki büfeden her ne alıyorsanız tüketmeden önce o gıdanın sağlıklı mı, sizin için gerekli mi, hakikaten yoksa sadece el alışkanlığı mı gibi birçok soruya bireysel düzeyde yanıt vermenizi, bireysel düzeyde belli bir bilinç noktasına getirmeyi hedefliyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki sağlıklı beslenen kişinin iş ilişkilerinde, insan ilişkilerinde daha başarılı olduğu zaten bilimsel çalışmalar ortaya konmuş. Sağlıklı dengeli beslenen kişi iş motivasyonu yüksek, yaşam enerjisi yüksek, kendisiyle ve çevresiyle barışık insan demek. Şimdi lütfen biraz düşünün, biraz kilolarınız var, işte işe gideceksiniz, 5-6 tane kahve çıkartıyorsunuz, keyfiniz kaçıyor. Yine bir toplantıya gideceksiniz, bir kıyafet giymek istiyor. Sadece bu dediğim bayanlar için değil, artık günümüzde beyler de buna son derece dikkat ediyorlar. Demek ki sizin kilo fazlalığınız beraberinde sosyal yaşamınızı biraz keyfini kaçırıyor. İşte toplantıya gitmek istemiyorsunuz, erteliyorsunuz. Aynı şekilde ruhsal yaşamınız da etkileniyor. Peki bedensel sağlığınız, asıl önemli olan da bedensel sağlığınız. Çünkü kilonun görünmeyen
olmayan bir başka yüzü var ki o da iş organlarımızın yaşlanması artıyor. Hakikaten artık günümüzde şu algının değişmesini bir beslenme uzmanı olarak ben özellikle istiyorum. Beslenme uzmanı deyince aklınıza şişmanlık ve zayıflık algısının ötesinde daha kaliteli nasıl yaşarım, daha sağlıklı gıdalara nasıl ulaşırım, sağlıklı gıdaların bendeki beslenme biyo yararlılığını yaratması için neleri yapmam, neleri öğrenmem ve neleri yaşama dahil etmesi gerekir gibi birçok sorunun yanıtını gerçekten sizlerle yüzle paylaşmak istiyoruz. Evet, bir cam ekran kadar birbirimizden uzaklık aslında ama inanıyorum ki bu sunumu dinledikten sonra sağlıklı beslenme, bilinçli gıda seçimi, kaliteli yaşam, yaşam enerjisi gibi birçok konu beynimizde çarpışacak. Bir başka bizim hedeflerimizden bir tanesi de bugün sağlıklı zayıflamanın araçları dünyada çok arttı. Aksesuarları çok arttı. Her gün yeni bir yöntem, yeni bir cihaz, yeni bir ilaç, yeni bir şey duyuyorsunuz. Özellikle bu sorunu olan insanların kafası çok karışık. Oysa sizi tüm o karışmışlıktan arındırarak şu noktaya getirmek istiyoruz. Kişinin yaşamını, beslenme yaşamını, yaşam şeklini yeniden formatlayabilir miyiz? Yeniden beynimizin bilinçaltımızdaki beslenmeyle ilgili buluşturup yeni bir beslenme modeli yaratabilir miyiz? Aslında hepinizi getirmek istediğim nokta bu. Öyle sanıyorum, birlikte bunu başaracağız.